suç işlemek amacıyla organize şebeke kurmaktan 3 yıldır cezaevinde bulunan Ekrem Kutbun, bakın daha önce adli önünde neler söylemişti. Fişek Ekrem'e bulaşan yanar! Desteksiz adam sadece kendini kolla! Yemin! İyi işler! Senin de cezan büyük olacak! Eyvallah müdürüm, gel! Fişek Ekrem'e bulaşan yanar! Göreceksiniz! Hepiniz göreceksiniz lan! Suç dünyasının karanlık isimlerinden Fişek Ekrem'in firarının üzerine emniyet güçleri... Yetmedi milletin kanını içtiği ben. Yemin abim var ya, bu eşkıyanın mahallelisi. Mahalle mi bıraktı? İti kopuğu doldurdu. Bizi de sürdü. Oğlum bu mahalleye gidecek. O Ekrem denen it var ya, onu alıp buradan götürecek, göreceksin. Parçanı bırakmazlar. Seni niye sürdü dayı bu Fişek Ekrem mahallede? Ben 20 yıl kahvecilik yaptım mahallede. Sattığım 3 yayın, biri bunun içeride beslediklerine haraç, biri dışarıda beslediklerine haraç. Yeter dedim. Yetmez dediler ha. Kardeşimi vurdular. Kahveyi elimden aldım. 60 yaşına geldim. Ha, hal ortada. Elin alemin mekanında ocakçılık yapıyorum. Ekrem'den mahalleyi geri alacağız. Gerçek sahiplerine vereceğiz, sen merak etme. Müdürüm, al oğlanı götür. Yazık, günah. Yok yok, o dik kafalıdır. Dayısına çekti aynı onun gibi. Ha, sen bir şey söylemek istiyorsan söyle kulağına. O ondan dolanır dur. Ben şimdi kızının düğününe gideceğim o Ekrem'in. Alacağım onu oradan. Sen söyle bakayım bana, var mı söylemek istediğin bir şey ona? Var. 10 yıl önceki polis baskınında ben mahalledeydim. Bu Ekrem eşkıyası acımasızın dik alasıdır. Polisin önüne ne kadar sabi sübyan varsa eline silah verip attı. Düğün dernekte tek kurşun sıkarsanız bu Ekrem kimseye acımaz. Düğün kana bulanır. Vicdanınıza bir ömür boyu hesabını veremezsiniz. Tek kurşun sıkılmayacak, sen merak etme, merak etme. Nasıl yapacaksın onu? Bulacağım bir yolunu ya. Ben o mahalleyi Ekrem'den alacağım dayı. Sonra senin dükkanına geleceğim. Kendi dükkanında bana çay ısmarlayacaksın. Söz mü? Müdürüm, yüreği pişirmeden yedirdin galiba. İyi peki. Hadi Cemo, bir çay ver de içelim. Vallahi midem kazındı baba. Kız soğukları dükkanda yapacakmış. Biraz otururuz sonra kalkarız. Balık zaten çabuk pişer. Nereden çıktı şimdi bu yemek mevzusu baba ya? Ulan bıktım ya, akıllı adam elinden yemek yemekten be. Allah Allah. Bana bak. Sen şu benim işini ciddiye al. Şehir büyüdü. Midesi de büyüdü, doymuyor. Kendi evlatlarını yemeye başladı. Çivi çıktıktan sonra çakana kadar tahta kırılırmış. Sonra da at gitsin. Biz o bayrağı babadan aldık, kolay kolay düşmez. Boyunuz kulağa geçti. Ulan bana bak. Senin görevin benden daha ağırmış ha. İnsan işin içinde olduğu zaman hiçbir şey anlamıyor. Yoksa boş laf etmeyi sevmem ben, biliyorsun. Dün akşam ananı gördüm rüyamda. Yiyor mu, içiyor mu diye sordu. Ben de eşek kadar oldum, ne yerse yesin dedim. Ya kadın ya işte, ana ya, ana. Sor artık. Sen anama de ki, dikkat ediyor kendine, bam mı yiyor, ıspanak yiyor falan diye, mutlu olur. Oğlum bana mı? Artık bir düzene girmen lazım senin. Nereden geldi şimdi laf buraya? Bak oğlum. Hayat kısa. Senin bir yanın öldü karınla. Benim de öyle. Olsun. Az beklerim. Benim öbür yanım da ölür. Biz kavuşuruz. Ama sen öyle değilsin. Sen gençsin. Bir düzen kurman lazım. Bak yıllar geçiyor. Ben iyiyim baba, böyle iyi. Ulan kazık kadar oldun, hala benimlesin be. Ya sıkıldın mı ben? Sıkıldın mı? Evet sıkıldım. Git kendine uyan birini bul. Allah, hayata tutun. Ölümden korkmak için bir sebebin olsun bari. Ne yani şimdi yaşamak korkmak demek mi baba? Yaşamak söz vermek demektir. Biri için bir saatte bir yerde olmak için söz vermek demektir.
Bu akşam eve geleceğim diye birine söz vermek demek. İşte bu sözler insanı yaşatır. Biz zamanında verdik, tutamadık. Niye tutamadın? Her şey senden mi? Bir daha vereceksin. Bir söz daha vereceksin ki hayata yeniden başlayacaksın. Ya baba tamam, ne olur güzel şeyler konuşalım Allah aşkına ya. Evet olur, tamam. Organizeye girme dedim sana. E çıkardılar işte. Eline sağlık. Kıymetini bilseydin lan. Bak yavrum. Şimdi bak. Buradan çık dışarıya. Kendine uygun birini bul. Arada sırada da bana uğra. Senden gelip şurada, burada çay içeriz. Benim kaç gün batımım var acaba? Dışarıda oturmak için hava güzel olacak. Benim mide kaynamayacak. Senin işin olmayacak. Dön bak. Kaç tane kaldı geriye? İşte bunları yaşamak lazım evlat. Bunları yaşamak lazım. Ya. Tamam ya. Bura sen sağ, ben selamet. Cemo. Buyur müdürüm. Senin torunlar nasıl? Ellerinden öperler müdürüm. Sağ olsunlar. Benden 15 yaş küçük. Gördün mü? Ha? Evde torundan geçilmiyor. Bizde ise nanay. Sev. Kadın sev. Varsa aklı şuurun yavrum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.